Merhabalar, yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Yusuf var ve yapacağımız olay çok garip bir olay. Yusuf Ziraat Fakültesi'nde mühendislik okuyor. Dolayısıyla ziraatle ilgili bir şeyler yapacağız bugün. Yani toprağın altından böcek falan bulmaya çalışacağız. Öndeki arabada da saygıdeğer hocamız var, Ebu Bekir Hoca. Kendisi bize yol gösterecek. Biliyorsunuz ziraat işleri bitkiyle, börtüyle, böcekle iç içe olan bir iş. Bugün biz de börtü böcek arayacağız. Tel kurdu. Tel kurdu muydu onun adı? Tel kurdu, patates böceği. Patates böceği ve tel kurdu bulmaya çalışacağız. Böyle araziye, aynen arazi gibi bir yere geldik. Çok da arazi sayılmaz da işte. En azından toprağın olduğu bir yere geldik. Keşif yapıyoruz, nerede bulabiliriz diye. Kanka bizim bir arkadaş var, ismi Enes Karagül'le. Diyor ki pop diyor saçmalıktır diyor. Sen bu düşünce hakkında saçmalıktır mı diyor, mallıktır mı diyor? Ya pop aptallıktır diyor. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Evet, gerçekten çok güzel bir açıklama. Bunun üzerine yorum bile yapılmaz. O yüzden konuyu burada kapatıyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi çiftliğine gelmişiz. Bakalım kapıyı açabilirsek içeri gireceğiz. Gelmişiz. Kimse de yoktur belki burada. Zile basacağız, dur şimdi. Bekleyelim. Evet, az önce bir arkadaşı da aldık. O arazi değilmiş. Videoya yanlış giriş yaptık. Araziye şimdi geldik. Asıl araziye. Beni de çek, beni de, beni de. Hadi bakalım. Kazmayı, küreyi aldık. Çalışmaya başlayacağız şimdi. Hemen kapıyı kilitlemesene kardeşim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Şimdi şu kameranın açısına bir bakar mısın? Nasıl şöyle? Görebiliyor musun? Nasıl görünüyor? İyi lan, iyi. İyi mi? İyi, ellerin gözüküyor. Tamam. Maske alacak mısın? Alayım mı? Sağda mı solda mı? Bak işte 150 şans var. Bence sol. Ya. Ya şunu kilitleyip durma ya. Şurada kimse bir şey yapmaz da var arabana, merak etme. Allah Allah. İyi oldu ama değil mi dayı? Ne iyi oldu? Saç mı? Şey lan o. Folyo. İyi oldu da bir yardım edersen hani. Şu önden tut. Heh. Hadi gel. Dur. Yere yapışmayayım şu anda. Hadi gidelim. Beyler. Efendim hocam. Evet. Şu küreği alın siz de. Tamam. Şimdi toprağı kazıp aradığım şeyi söyleyeyim. Şu şekilde. Biraz toprak sert kuracağız da biraz daha içeriye doğru gideriz. Toprağı kazıp şu şekilde içini döküp o size fotoğrafta gösterdiğim larvayı arayacağız. Boyutları ne kadar hocam? Yani şu kadardan şu kadara kadar değişiyor. Tamam. Tamam. Bu sacla ne yapacağız hocam? Sacı da şey için kullanacağız. Normalde daha çok toprak kesiyoruz. Hı hı. Üzerine atıyoruz. Anladım. Toprağın bir kısmı eğleniyor. Yüzeyinde kalanlardan direkt bulabiliyoruz larvayı. Hı. Da burada fazla yerine inemeyeceğiz. Asım oralar nasıl? Botlar falan da çekmişsin Yusuf. Tam araziye uygunsun. O zaman şimdilik ben bunu şöyle bırakayım. Evet. Lazım olursa alırız tekrar. Şunu bir parçala bakalım. He? Şunu bir parçalasaydım belki. Taş tel. Taş değil ya. Çamurlaşmış. Torpa. İsmi tel kurdu mu kanka? He? İsmi tel kurdu mu? Evet. Burada ne ekili şimdi, bunlar ne? Bunlar ne bitkisi? I don't know. Hocaya sorar. Röportaj yapalım. Aha buldu herhalde. Bir tane orada buldular galiba. Bir hareketlenme var. Bakalım. Arkada hocam var. Arkadaşlar üniversiteden hoca geldi.
İyi görmüş. Çok çok aşırı. Aynen yani bu. Gördüğünüz gibi. Birinci ya da ikinci dönem dar var. Büyük ihtimal ikidir ama. Daha yeni çıkmış değil mi? Aynen. İlk ben mi buldum Yos hocam? Açılışı yaptık o zaman. Kaç tane lazım hocam bunlardan? Bugün bunlardan en az bir 20-30 tane bulmamız lazım. Şöyle genelde şu solmuş ağaçın dibinde olur bitkileri bak şöyle. Emiyor ya şeyin. Rakipleri vardı kapattık ya. He? Hocam? Nasıl? Var mıdır daha? Olabilir. Biraz kapattık ya. Olabilir. Oraya hemen bir kürek sallayalım. Şöyle bir de elini. Arazi bilen adam haliyle bizden daha iyi. Evet. Şöyle o tepsiyi işte o yüzden dedim ya. Getireyim mi buraya ben onu? Diye. Get sana tepsiyi. Tut git. Yani şuraya yatır belki. Şu evet, şekil nasıl? Aynen. Evet. Aynen. Şimdi mısırları yalnız şey zarar vermemeye çalışalım. Tamam. Deniz. Şunu bir kaldırıver. Tamam. Şöyle yapsak olur mu? Olur olur. Aynen. Tamam. Şu şekilde elinizde açın. Eldiveniniz var mıydı? Eldiven almadık. Ha, tamam bir şey olmaz ya toprak zaten biz de değiliz. Şöyle açıp tek tek bakacağız. Yusuf. Şöyle tek tek bakacağız. Tamam. İşte çok küçük arabalar aşağı düşebilir tabii. Hı hı. Ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi bu saç da toprağın üstüne atıp tel kurtlarını bulmaya çalışıyoruz. Bunların peki şey ne kullanmak için? Yani şey mi? Üretecek miyiz bunları? Tarımsal zararlı. Bunların Türkçe işlemi yapacağız. Bunları da kültür alınacak. Burası mısır tarlası aldı. Mısır? Mısır tarlası. Evet. Duydum az önce. Dökelim bunu. Köylerde silaj derler. Dökmeyelim mi? Dök. Altına da ben şöyle bir göz atayım. Tamam. Buradan sanki bir ümit var gibi geldi ama. Yaştan mı daha çok olur hocam bunlar? Ya kuru toprak, kuru topraklarda çok bulunmazlar. Nemin olduğu yerlere doğru giderler. Bir de küçücük daha az önceki. Eğer öyleyse hepsi bulması zor olabilir. Al bu gelin tepsiyi bir tarafa doğru. Tamam. Yok kanka. Şunun altında var mı? Yok. Yok yok devam et. İlaçla yani mısıra zarar veren tel kurdu giderilebiliyor. Şu ne? Böcekmiş ya. Yaş toprakta biraz fazla oluyor kanka. Yaş toprakta, nemli toprakta daha fazla bulunuyormuş. Ama henüz şu ana kadar bir tane küçük bulabildik. Başka bir yer daha var, oraya da bakacağız. Buradan sonra mısır tarlasından sonra. Demin bulduğumuz ikinci dönem. Bunların dört larva dönemi oluyor. Ne? Erciyes manzarası arkadaşlar. Bu hizmeti de başka yerde bulamazsınız. Teorik bilgi demek ki. Sahada işe yaramıyor. Evet doğru. Sahada işe yaramıyor. Şuraya bakalım bir de. Bak. Böyle bakalım. Ben de kürek kullanmayı bilmem ya. İşte bakıyoruz. Oradaki gülüş. Aha bu ne? Hangisi? Tam buldum zannediyorum. Ot çıkıyor, böcek çıkıyor. Şu ne mesela? Şunlar. Hangisi? Ot mu bu? Şey ya, bu ağaç gövdesinin ufak parçaları. Oradan rüzgarla toprağın altına girmiş.
Ha. Bir küre bir kazıyor, altından bir sürü böyle 20-30 tane koca koca larva çıkıyor. Ne zamandı o? Bir tane bile yok. İnternette bir videoda izledik. Burada bir şeye denk gelemedik. Değil mi? Aynen. Yusuf yok mu bir şey? Yok hocam şu ana kadar. At bakalım bir kürek. Bir önce ikili alan var. Orada daha önce bulaşık olan bir yer var. Bir de oraya bakalım. Tamam. Var mı? Tam vazgeçtik. Bakayım. Elini al, korkma korkma, elini al. Şurada hocam. Aynen, aynen, al onu. Tamam. Çalışmalara burada devam ediyoruz. İptal. Şimdi hayvanı öldürmeyeyim. Dur kanka. Büyük mü? Şu içe gitti hocam. Beyler. Ha şu orada değil mi? Evet hocam, burada. Ana açma. Bulduk deyip geri. Kaybettik. Burada devam edelim hocam o zaman. Bakalım şöyle. Yardır yardır. Burada bulman daha kolay. Yolcağın içinde zor. İyi denk geldin he Yusuf. Tam kaçarken bir de ne bulduk. İki oldu. Kaldı 18. Hedef. 20 mi hedef? Çektin ama. Çekti herhalde. Şarjım bitmediyse. Tamam. Buraya bu şuradan bir tane daha kürek. Gel bakayım. Tam umutla tükenmiş ikimiz. Yüreğimize su serpen kadar geldi. Efendorf getirse iki yolu da aslında. Efendorf var mı burada ya abi? Efendorf ne? Şu tüpler var ya. He. O şeyde. Sen elin uğurlu geldi, dur bakalım. O kadar da belli olmayan bir şey değilmiş, rengi sarı ya. Ya bir de hareket ediyor. Küçükleri öyle ya, büyükleri direkt armut gibi sırıtıyor. Aynen yani. Büyükleri gel denk gelsin. Büyükleri kaçıncı şey oluyor hocam? Larva dönemi oluyor. Bunlar da larva dönemi çok uzun. 7-8 gidiyor. Aynen. Şu senin az önce bulduğun büyük ihtimal 3'tü. Sıcaklığa bağlı bak, 7-8 dönem veriyorlar. 4 yılda bir de döl veriyorlar. Evet, 4. Her yıl vermiyorlar yani, dolayısıyla larva bulma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü 4 yıl toprağın altında larvalar. Vay be. Bitki köklerinde besleniyor bunlar. Bitki köklerini ısırarak zedeliyorlar. Bunlar ben önemli bilgiler işte. Sen bir özet geç bakalım, bunların mikrofona yansımadı. Arkadaşlar. Evet, bu 7-8 evreye kadar. Terkutları larva dönemi geçiriyor. Larva dönemi. Böcekler 4 döneme ayrılır. Larva, nif, pupa ve ergin olmak üzere. Ergin son dönemi. Larva dönemi ise ilk dönem. İlk dönemi bu tel kurtlarının 7 ila 8 larva dönemi geçiriyorlarmış. Ve toprağın altında 4 yıla kadar kalabiliyorlarmış. Toprağın altındaki bitki kökleriyle besleniyorlar ve toprakta mısır ve özellikle yonca bitkilerine kök bölgesinden zarar veren bir tarımsal zararlı çeşidi. Geç bakalım, bir de şuraya geç. Birileri. Ümitlerimiz yeşerdi birileri, ama. Birileri bir yere. Tekrardan. Abi ümit, gel bak. Ümit var. Şimdi bitkinin etrafını aramak bu şeyle bırakmadık tabii. Ne ettik? Çevresine bakmaya başladık. Şimdi şunu yemiş belli bak. Bunu doldurmuş, ne yapmış burada? Bravo. Başka bitkiye gitmiş. Bravo abi. Biz de eski ziraatçılardan kalmadı yani. Biz şey ziraatçıyız ha. İyi ziraatçıdır. Biz çöke ziraat mezunuyuz. O kadar. Belki dayan defans. Bu şekilde solan bitkiler de daha fazla, yani en azından çevresine daha fazla olma ihtimali varmış. Rengi zaten solmuş. Bravo Yusuf. Yusuf açıldım, bakıyorum da. Yusuf'a 2 reha 2. Yaz. Evet. Yemek istediğim şeyler bunlar Yusuf. İşte. Aşı çalışmalarında sana tadımız geldik, tamam. Ama işte hocam. Siz alın hocam. Ben ellemeyeyim hiç. Aşı çalışmalar devam ediyor. Aldınız herhalde hocam. Alamadı, koyayım sanki. Yok yok, içeride. İçeride 4 tane oldu. 4 olmadı mı? 3 oldu. Allah Allah. Yok, düşmedi bence, attım sana. Ha, düştü burada, bu düştü. Bravo Yusuf.
Tamam hocam. Devam. Artık yeni bir şampiyonumuz var. 2-2. 2-2. Kapışmaya. İşte Türkiye. Ölmüş mü? Oh. Ölüsü de olur olur. Aa, o da aynısı bu siyahı bak hocam. Bu çok güzel bir yeni bir tür. Onur hamle yapıyor. Getir bakayım. Yeni bir çeşit bu. Bu 2 puan sayılabilir hocam. Bu 2 puan hocam bence. Yeni bir tür olduğu için. Çeşit yeni görüyorsun. Canlı canlı. Canlı ben. Evet evet canlı hareket canlı. Ediyor. Bu 5 puan ya. Hadi şampiyon. Tamam hocam ben bırakıp dinlenebilir miyim? Hayır oğlum daha bu ne ki? daha yeni başlıyor. Daha bir şey yok. Şu an marşa bastık sadece. Vites 2 de daha. Hızlandı yani şeyler umut verici. Evet. Aşırda son çalışma. Çekişme o hız kazandı. O siyahı da iyi görmüşsün yalnız. Rengi yani kara. Hadi bakalım. Asım. Asım Konyalı çok geride. Var mı oralarda bir şey? Ver bakayım bir kürek de ben atayım. Çevir kürek. Artık yarışta öne geçmenin vakti geldi. Bu hattan devam mı edelim? Solmuş bitki varsa en azından. Onlara ağırlık vermek gerekiyor. Bunların zararları sonucu solmuyor. Evet bu bitkileri zarar verdiği için solduruyormuş. Bunları da öğrenmiş oluyoruz tabi. Şimdilik videoyu biraz donduruyorum, durduruyorum. Yoksa şarj dayanmayacak. Evet arkadaşlar şimdi arabaya tekrardan bindik. Yaklaşık 20 tane o gösterdiğimiz tel kurdundan bulduk. Yorulduk biraz dinlenmek için işte marketten içecek, soğuk bir şeyler falan alacağız. Kameranın şarjı bitmek üzere. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Hatta şöyle bitireyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.